Pereira basın toplantısı diyor ki, öyle cümleler kuruyor ki ya da spesifik olarak kelimelendirmeyeyim. Olympiakos Fenerbahçe'nin üst seviyesindeymiş gibi. Veya bu gruptan çıkmak aslında muazzam bir başarıymış gibi lanse ediyor. Oraya koyuyor Pergen'in sabit ayağını. İlk başta da bunu söylemişti ama. İlk maçta da söyledi, evet. Yani şimdi Pereira'ya şunu hatırlatmak lazım. Fenerbahçe her zaman zaten son 20 yılda 100 milyon euro, 120 milyon euro civarında takımlar kuruyor. Zaten Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın başına yapabileceği maksimum bu. Ülke Ülkenin ekonomi. bütçe, ülke Aynen öyle. ekonomisi, koşulları belli. Ve Fenerbahçe şu ana kadar Avrupa Ligi'ne katıldığı bütün gruplardan çıkmış. Pereira diyor ki Olympiakos çok tecrübeli Avrupa kupalarında. Tamam da kardeşim, karşısındaki takım da Fenerbahçe. Karşısındaki takım Aynen Antalya öyle. Spor, Sivas Spor değil. Fenerbahçe Avrupa Ligi seviyesinde tecrübeli bir takım sayılır. Ve çıktığı grupları hatırladıklarımı söyleyeyim. Manchester United, Feyenoord, Zorya Lugansk grubundan çıktı Fenerbahçe. Hiç fena bir grup değil. Bu Hiç fena bir gruptan grup daha değil. iyi. Ben Old Trafford'a gittim. Manchester United maçını izledim. Pogba'la Manchester United'la işte 4-1 yenildi orada Fenerbahçe. Geldi İstanbul'da yendi. Rotterdam'a gittim. Rotterdam'da yendi Feyenoord'u. Pereira olsa herhalde bizim seviyemiz bu değil derdi. Hoca sıklıkla şuna vurgu yapıyor. Taktik, anlayış, disiplin zayıf. Tamam. Takımdaki oyuncu kadrosuna baktığımız zaman diyelim ki Türkiye'de biz Türkler için böyle bir eksiğimiz. Hadi diyelim ki kıyasladığınız zaman Avrupa'daki kadar hızlı değiliz diyelim. Mesafe ama takımda yabancı oyuncu da var. Şu şeyleri Onları da mı bir kastediyor? hatırlatabilir miyim? Özür dilerim, çok özür dilerim. Avrupa Ligi'ne çıktığımız grupta. Estağfurullah. Ajax, Molde, Celtic grubundan çıktık. Tamam, aşağı yukarı bu seviyede. Fenerbahçe çıktı yani. Frankfurt, Palermo, Celta Vigo, Newcastle United. Gruba bak. Gruba bak hakikaten. Bir İngiliz, bir Alman, bir İspanyol, bir İtalyan. Temel fıkrası gibi yani. Bu gruptan çıktı Fenerbahçe. Şimdi sen Fenerbahçe tarihinden mi bir habersin? Yoksa algıyı manipüle mi ediyorsun? Sayın Pereira, bu takım, bu grubun çıkabilecek, oraları zorlayabilecek seviyede. Bu takım bu grubun zayıf halkası değil. Antwerp için söyleyebilirsin belki. Antwerp hocası belki böyle Çok doğru. söyleyebilir. Çok Bizim doğru. seviyemiz bu grup için biraz aşağıda kalıyor diye bir Antwerp. Ama Fenerbahçe hocası bunu söylememeli. Fenerbahçe Olympiakos'un seviyeleri hemen hemen aynı. Olympiakos'ta iki maçta da yenildin. Biz Olympiakos'un seviyesine çıkmaya çalışıyoruz diyemezsin. Olympiakos'un Avrupa tecrübesi yüksek diyemezsin. Fenerbahçe'nin düşük değil. Çıktığı grupları söyledim. Manchester United, Feyenoord, Zorya grubundan çıktı. Deplasmanda Feyenoord'u yendi. Frankfurt, Palermo, Celta, Newcastle grubundan çıktı. Ve onların içinden Palermo'yu yendi. Yanılmıyorsam Celta'yı yendi. Frankfurt'la berabere kaldı. Eğer yanılmıyorsam Newcastle'a çok iyi oynayıp 1-0 yenildi deplasmanda. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Yani Vitor Pereira'nın bir defa orada Pergil'in sabit ayağını yanlış yere koymaya başladığını hissediyorum. Bu beni rahatsız etmeye başladı. Bu Fenerbahçe kötü takım değil. Değil. Sürekli Pereira Fenerbahçe'nin kötü bir kadrosu olduğunu, yetersiz bir kadrosu olduğunu, çıkabileceğin üst seviyenin burası olduğunu tarif etmeye çalışıyor. Bir defa bunu kabul etmiyorum. Galatasaray'ın çok mu farklı Fenerbahçe'den kadrosu? Biri birinden çok mu yüksek? Birini belki burada görebilirsin, birini burada görebilirsin. Ama çok farklı değil kadro kalitesi olarak. Bak Galatasaray, Marsilya, Lazio, Lokomotiv grubunda namağlup. Daha zor bir grup gibi görünüyor. Hadi tamam eşit seviyede diyelim. Galatasaray, Fenerbahçe eşit seviyede. Gruplar eşit seviye diyelim ama gösterdiğin performanslara bak. Galatasaray her maçta dominant oyun oynuyor. Yani yüzde yüzünü koyuyor sahaya ve asla bahane üretmiyor rakiplerimiz bizden. Ki Lazio 300 küsür milyon euroluk takım, Marsilya 200 küsür milyon euroluk takım. Galatasaray'ın biri iki katı, biri üç katı seviyesi. Lokomotif'te de eşit seviyede. E burada niye Pereira sürekli takım kalitesinin, kadro kalitesinin yetersizliğinden vuruyor?